falan girmedin hatta. Sen başka yerden girdin. Ey yavrum ey. Onları hiç yutturmayın. Kendin müptezelsin diye suçunun hafifletileceğini zannediyor bu. Yani ben müptezelim ya. Ben biraz yarım akıllıyım ya. Şimdi benim buradan suçumu kırın diyor yani. Atilla Taş bak buradan sen. Alçak adam. Tabii yani şimdi Atilla Taş bunları şimdi bir anda böyle hepsi masum oldu. Zaten Zekeriya Öz de aslında belki de FETÖ'cü değildi. Tabii. Mesela Zekeriya Öz de. Şöyle ben savcılık görevimi yapıyordum. Bir anda kolluk güçleri geldi. Bana dediler ki şunlar yolsuzluk yapıyor. Bir de kutu gösterdiler bana. Abi baktım kutu önümde. Ben de kutuyu verdim. Bak ben Mehmet Altan ne demiş bak. Mehmet Altan ne demiş. Aklım durur ya. Geçmiş olsun yani bunları. Akıllı telefonum yok diyor. Baylok Eagle kullanmam diyor. Tamam o zaman. Mehmet tamam. Altan'dan özür dileyin çıksın dışarıya o zaman. Yani bu memleket iç savaşı. Ya aslında Fethullah Gülen'in cehenneminden Fethullah geçmeden. Fethullah kendisinde de yoktu mesela. Bak, şeyi hatırlatalım abi. Özür dilerim. Bunu söylememiz lazım. Mehmet Altan bu memlekette Türkiye iç savaş cehenneminden geçmeden normalleşmeyecek diyerek işaret gösteren. Şahin Alpay bu memlekette gelin Güneydoğu'daki bu olayları bahane göstererek Türkiye'ye müdahale edin deyip dış güçleri Türkiye'ye davet eden bu satılmış adamlar bunlar tasmaları dışarıda adamlar bunlar ya. Tabii benim diyor Ahmet Altan'ı unutma bir gün önce ne diyor? Türkiye'de diyor Erdoğan diyor darbe olması için gerekli tüm şartları oluşturmuş.